Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kahvaltılık tarifimiz için bir bağ yeşil soğan kullanacağız. Soğanları güzelce yıkadım. Şimdi ince ince doğruyorum. Soğanları geniş bir kasenin içerisine aldım. Üzerine 2 adet yumurta ekliyorum. İki yemek kaşığı mısır unu. Baharat olarak birer çay kaşığı toz biber, pul biber ve tuz ekliyorum. Bunları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da salça ekliyorum. Elimle birbirine karışıncaya kadar güzelce karıştıracağım. İsterseniz kaşıkla da karıştırabilirsiniz ancak elinizle karıştırmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde soğanlar da elimizle ovuşturduğumuz için biraz yumuşamış olacaktır. Son olarak yarım çay bardağı kadar kaşar peyniri rendesi ekledim. Karıştırdıktan sonra tavaya alacağım. 24 santimlik tavanın tabanına bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koydum ve bu şekilde dağıtıyorum. Üzerine hazırladım. Kahvaltılığı boşaltıyorum. Ile bu şekilde düzenleyelim. Tavayı ocağa aldım. Kapağını da kapatıyorum. Alt tarafı kızarıncaya kadar pişireceğim. Kahvaltılığımızı kontrol edelim. Alt tarafı gayet güzel bir biçimde kızarmış. Bakın bu şekilde elinizi değdiğiniz zaman elinize yapışmıyorsa da altı pişmiş demektir. Bir kapak veya tabak yardımıyla ters çevirelim. Kullanacağımız kapak veya tabağında mutlaka içerisini bu şekilde sıvı yağ ile yağlayalım ki yapışmasın. Tekrardan bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Tereyağı eridikten sonra tekrardan tavaya alıyorum. Üzerine biraz susam serpiştireceğim. Yine kapağını kapatalım. Alt tarafı da aynı şekilde kızarıncaya kadar pişirelim. Alt tarafını da kontrol edelim. Alt tarafı da gayet güzel bir biçimde kızarmış. Artık servis tabağımıza alabiliriz. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlardan yoruma herhangi bir emoji bırakmalarını rica ediyorum. Bu sayede videolarım daha fazla kitleye ulaşmış olacaktır. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Sıcak sıcak dilimleyerek servis yapalım. İsterseniz kahvaltıya, isterseniz de öğün olarak hazırlayabilirsiniz. Çok doyurucu ve lezzetli bir tarif. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. İsterseniz yoğurtla, isterseniz de sade olarak tüketebilirsiniz. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.